taharet musluklarını değiştir, çıkma kapağı koltuğunun altına al, yürü. Ondan sonra ben mucidim de. Buna niye inansın insanoğlu ya? Ya onu hiç hatırlatma abi. Çat diye yüzümüze söyle herif. O nasıl kelime lan herif? Ayağı kokan, sorumsuz, alkolik, tatağını sandalyenin masanın altına süren erkek imajı yok mu? Onun gibi aynı. Şunu bir daha doğru turuna bak. Herif. Ben sana maskeni tak dedim, sen yine takmadın değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Sığınacak gölge arıyorum abisi. Ulan birisi bizi ciddiye alıp karşısına otursa, oturun lan anlatın derdiniz dese. Nerede? Adam tesisatçısınız diye dinlemiyorum dedi lan. Artık geriye yapacak tek bir şey kaldı. Şefim helal et. Bu işi kendi imkanlarımızla halledeceğiz. Bitmiş halini göstereceğiz. Gerekirse prototipini yaparız. O zaman patenti vermesini de göreyim. Kardeşim, içkinin parasını bize ödeyeceğiniz miktardan kesersin, çekersin oradan hadi. İcadımızı nasıl yapacağız abisi? He? Paramız mı var oğlum? Hadi para bulduk diyelim. Malzemeyi nereden alacağız? Bunların bazıları Türkiye'de bile yok. İçkinin diyorum parasını. Dede, duyuyor musun? İçkinin parasını diyorum. Bize ödeyeceğin miktardan alırsın. Hadi. Yalnız o pek mümkün gözükmüyor. Şu arka masadaki çifti görüyor musunuz? Hangisi bakayım? Ana, Yemine'nin eski karısı değil mi onlar? Barışmışlar mı? Allah bağışlasın. Onların da o şampanya ve tam da bağışlamak üzereydi. Bir dakika. La oğlum bir tane mi kaldı şampanya koca dükkan? Dibini mi getirdin şişeneyi? Allah, inşallah düşündüğüm şeyi yapmamıştır. Yok, şampanya çok da yüzükten bir tane vardı. Ne diyorsun lan? Yüzük mü vardı onun içinde? İçine yüzük olan bardağı mı fondik yaptın? Yaptım ya. Oh abi. Vallahi yapmış. Mal değneği bu ya. Olmaz lan öyle şey. 3 karatlık pırlanta taşlarla örülü 15 gramlık yüzüğü yuttun mu Metin? Yutmadım de. Elma kadardı lan o. Isır ısır bitiremezsin. Tüh senin bıyığına tüküreyim. Yüzük mü? Hilmi? Düşündüğüm şey mi lan? Ya Hilmi abi ben böyle elime attım fondipliği verdim ben. Nereden bileyim içinde yüzük var? Bir müsaade etsene de ben izah edecektim kardeşim. Ben bunu döverim abi. Yine mi evlenme teklif edecektin bana? Bir saniye bu çok önemli. Klozet kapağı mı lan o? Ne alt çeviriyorsunuz oğlum siz? Takside patent falan diyordunuz. Taharet makinesi mi yaptınız lan yoksa? He? Şimdi biz bu konuyu tartışmayalım. Senin rakamı söyle biz onu kendi aramızda verip halledeceğiz yani. Uzatmayalım. Olur. Fatura burada. KDV içinde. 17.000 dolar. He. Şimdi biz bunu tartışalım. Öyle kestirip atmayalım konuyu. Lütfen. Bence de. Kestirip atılacaktı konu değil. Tabii. Değil mi? Ya sen faturaya mı bozuldun? Vergiden düşüyorum. Midye sen fatura alırım. Ne yapayım? Huyum böyle. 17.000 dolar. He. 17.000. 17.000. Ya Hilmi sen nasıl bir adamsın ya? Sen hiç uslanmayacaksın. Nereden buldun o parayı? Kazanıyorum çok şükür biliyorsun. Bilmiyor musun yoksa? Lan git. Nafaka istedim muhtardan fakirlik kağıdı çıkartmışsın, devlet üstüne maaş bağladı sana. E ben de onu diyorum işte. Kazanıyorum. Her yerden kazanıyorum, ballıyım. Ayrıca taşın, elmasın, pırlantanın, paranın ne önemi var ki kadın? Kalk, kalk yerden rezil ediyorsun beni, kalk. Seni seviyorum. Kadınım o. Mutlu et beni. Yine yeniden çocuk yap bana. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Tabii ki. Hayır. Ben bu hatayı bir kere yaparım. Seninle bir daha evlenir miyim lan? 6 üst veli toplantısına gittik. Toplantıdan çıktık. Evlenme teklif ediyorsun. Çocuğumuzu bu tip pis işlerine alet etme. Çocuğumuzu kullanma. Bugün biraz gergin miyiz ha? Gerginiz sanki bugün biraz. Hayır İlmi. Hayır! Evet diyeydi, iyiydi ya. Hayır denir mi ablacığım böyle bir teklife? Düşüneyim de, bilmiyorum de, zamana ihtiyacım var de, idare etsene sen durumu ya. İnsan çoluğu çocuğu için evet der. Üzerine basa basa hayır dedi. 17.000 dolar abi. Haklı herif. Herif mi? Senin memleket nere lan? Ya kusura bakmayın gerçekten. Bölüyorum ama olmuyor ya. Yapamıyorum. Ne demek olmuyor abisi? Metin sen bunu ilk defa mı yapıyorsun? Evet ilk defa yapıyorum. Daha önce bu işi için lan kullanmadım abi. Ya, lan biz bunu daha önce istifra ettirmeyi hiç düşünmedik ki. Hay Allah'ım ya. En başta onu yapacaktık biz. Metin, Ali bir gelin oğlum ya. Yengeniz gitti. Metin, hadi abisi yaptığın kadar artık çağırıyorlar. Oğlum sizden değerli mi ya? Dükkanınız belli, eviniz barkınız belli. Veririm mahkemeye, alırım elinizde, avucunuzda, götünüzde, başınızda ne varsa. Hukuk devleti bura. Telaş yapmayın.
Bilme abi, Allah razı olsun senden. Ben de öyle delinip bir anda hemen istiyorum deyince. Yok oğlum, eski karımı artistik yapmak için idare edin ya. Şiddetli aldatımdan boşadıydı beni. Hala topu çevirmeye çalışıyor. Senin davan oldu lan Ali. Sen de aldatmıştın değil mi? Benim olayım seninki gibi bir şey değil yani. Benimki daha toprak kayması, erozyon şeklinde gerçekleşti. Şöyle izah edeyim. Hani şey vardır ya, bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge. Bildim, evet. İşte ben birinciyi sıçrayamadım. İlk seferinde yakalandım. Paket. Sen bayağı amatörmüşsün ya. Malım. Neyse çocuklar, benim eve gidip biraz kafamı toparlayıp stresimi boşaltmam lazım. Bayana söyle beni dışarıda beklesin. Bahri. Hangisi abi? Şu esmer, mini etekli, fileli çoraplı, çıkık kalçalı, uzun boylu bir hile hurda yapmadıysa 34D. 34D? Ya bir İngilizce ölçü birim. Bizdeki 85-90'a denk geliyor işte. Emziği bırakmam. Bakayım ne kadar? 10 lira. O zaman kardeş payı. Al. Al bir yaran. Teşekkür ederim beyefendi. Kapatabilirsiniz. Öyle mi? Hadi. Caddeye gideceğim. Biraz acelem var ama sürat yapmayın. Peki sürat yapabiliyor muyuz? Efendim? Hah. Bana böyle konuş işte. Aramızdaki hiyerarşiyi vurgula. Haddini bil, in aşağı. Beyaz masayı ararım. İnmezsen polisi arayacaksın. En kötü ihtimal duyarlı bir vatandaş ambulans arar. Ara hadi. Arasana. Pardon beyefendi, alkol mü var? Var. Benim içeceğim. Biraz ılıdı ama çikisi. O anda sinirlendi. Ne olacak şimdi? Bedavaya götürsen de gelmem artık. Allah aşkına. Allah aşkına gel. Allah'ın aşkına gel. Gel lan buraya. Gel. Ben. Gel lan. Gel. Adam kontağı bile kapatmadı lan. Arkadaş, bu adam bu zekayla nasıl bu kadar zengin oluyor anlamadım, gitti ya. Amerika'da falan yaşasaydı var ya, bunun üzerinde kesin deney yaparlardı. Her yerini açıp incelerlerdi. Utanmadan bile para alıyor. Bu kadar bildiğin zengin ha. Lanet. Hadi kolay gelsin. Efendim, projemizi nasıl buldunuz? Okuyamadım. Malum işte, işler güçler. Ama bayağıdır sizde proje ve biz başka bir yere götürmedik bu projeyi. Gerçi ben başka bir beyefendiye teslim etmiştim ama. Asistanlardan biridir o beyefendi dediğiniz. Günde 40 tane proje geliyor. Hangi birini okuyayım? Zaten hepsi birbirinin aynısı. Türkiye'de mucit doluymuş ya. Okumadım dediniz. Hepsinin birbirinin aynı olduğunu nereden biliyorsunuz? Baksana şunlara. Hepsi birbirinin aynısı. Şekil, şemail, spiraller, fontları bile aynı. İsimler farklı bir tek. Her şeyleri aynı. Metin Ali. Babam koyu Beşiktaşlı olduğu için ismimizi öyle koymuş. Metin Ali bir tane daha olacaktı sizden. O nerede? Şu tüpü ver tüpü. Hangi tüpü? Şu tüpü. Ya elini uzatsan alacaksın dede, neyin karizmasını yapıyorsun? Hangi tüpü? Bu tüpü. Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hop. Bu hareketi de bilimle açıklayabilirim. Peki dün gece bana yaptıklarını nasıl açıklayabilirsin? Bilimle. Onu ben bir bileyim de. Arkadaş ya, adamın kafası günde iki saat yerinde, o yerinde olduğu zaman da zehir zehir. Keçi boynuzu gibi adam, yemin ediyorum. As. Ma yap abisi. Ayda de olmasa bizi olaya dahil edecek kimse yok. O değil de işte kendi ilim irfan yuvamıza babamızdan gizli giriyoruz ya. Harbiden arkadaş ya. Kahvede ne güzel bakıp bakıp duruyorduk. Buraya getirdiler sırf biz karışmayalım diye ya. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak Tahsin. Tut elimi. Kafa gitti, kafa gitti. Sen şimdi idare et. Tahsin Özdemir, hadi. Abi sen ne diyorsun? O benim hayatımdaki en büyük kabus ya. Tahsin! Oğlum hadi adamcağızı moddan çıkarma. Babacığım, babacığım niye bir şey söylemiyorsun lütfen? Ne Tahsin, Tahsin, Tahsin? Adam bırak şu elimi. Bu ne böyle? Ben sana bunu... Böyle mi öğrettim ben sana bunu? Bir dakika, terbiyesizlik yapma, konuşuyorum. Aramıza girme. Ben sana bunu böyle mi öğrettim ha? 40 yıl bilimle uğraşmışsın, fizikimi öğrenememişsin daha lan. Beceriksiz adam. Bana bak, sana bir laf ederim, yemin ediyorum dolmuş fıkrasında finaldeki küfre maruz kalan kadın gibi kala kalırsın ha. Terbiyesizlik yapmayalım şimdi, doğruya doğru konuşalım. O saçına da bir fön çektir dede. Öyle çok yakışıyor sana. Sen şimdi kendini oraya mı verdin Metin? Verdim sanki biraz. Tahsin. Efendim kardeşim. Bizim yapacağımız araba ikiz miydi yoksa müstakil miydi? Ha onu ben bilemem, onu hanıma sor. Yaşar abi, bizim araba tüplüydü. Yalnız yangın tüplü. Köpükle çalışıyor. Hadi işine dön bakayım. Dön işine. Goy goy yapma, işine dön.
Abi düşünüyorum düşünüyorum bir türlü işin içinden çıkamıyorum ya. Dur oğlum halledeceğiz her türlü. Kafa kafaya verdiğimiz zaman bizim çözemeyeceğimiz iş yok abisi. Abi o kadar kolay değil. Bu iş seni de beni de aşar. Bu iş büyük iş. Oğlum çözeceğiz işte. Sen abine bir güven ya. Ya birinin cicikleri güzel diğerinin poposu davulunmaz gibi ya. Ne ciciği? Kimin lan? Ya Kate Upton'la Adriana Lima'nın ya. Kate Upton'un cicikleri füze gibi abi. Amerika'dan bir koy İran'ı vurursun şerefsiz. Senin Allah cezanı vermesin. Sen sabahtan beri iç çeke çeke bunu mu düşünüyordun abisi? Abi ben son 3 senedir her gün boş kaldım da bunu düşünüyorum. Ne düşüneceğim? Öyle mi? Evet. Hilmi bizim karşımıza dükkan açmış. Bütün müşterilerimizi çağıracak. Senin düşündüğün şey bu mu aslanım? İstersen biraz da bunu düşün. Düşüneyim. Hilmi bizi bitirecek. Hemen bir şey düşünmemiz lazım. Hemencecik. 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 Cicik. Cicik. Kate Upton'un cicikleri. İşte düşünemiyorum abi. Döndü dolaştı yine Kate Upton'a bağlandı ya. Bu benim suçum değil. Ya inşallah şu dükkan batar. Ben de senden kurtulurum Metin ya. Adam orada kahvenin önünde şova kalkmış. Borcunuzu affederim diyor ama işte geçmiş dükkanı almış. O bizim var ya ocağımıza incir ağacı dikecek. Hilmi bizi batıracak. Batıracak. Batırmak. Kate Upton. Ya bana... Upton diyor. Seni burada var ya lima lima ederim. Bu ikisinin göz göre göre ocağını batıracağım. Burası ikinci bahar. Süper babam iki. Karşılıklı iki dükkan olsun. Tatlı tatlı atışalım. Burası Mezopotamya. Burada kan tarihle yaşıt. Burada savaş bitmez. Pardon, buralarda bir tesisatçı varmış da siz biliyor musunuz? Biliyorum, kendimden biliyorum. Tesisatçı burası. Buyurun, yardımcı olayım size. Lan bu bizim müşteriyi mi çalıyor lan? Run Forest, run! Oluyor lan. Efendim, Özdemir ailesi olarak, Özdemir tesisat olarak her türlü tesisat işlemimizi yapmaya hazırız. Evet efendim, karışlıkken bizim kampanyamız var. İşçilik parası da almıyoruz. Sadece malzeme parasına geliyoruz. Ben hem işçilik parası almıyorum hem de malzeme parası almıyorum. Buyur. Öyle mi? Efendim ben hem işçilik parası almıyorum hem malzeme parası almıyorum. İş bittikten sonra da kardeşim Metin Özdemir size çok güzel bir türkü çığıracak. Eklemedir koca konak, eklemeye Bu ne ya? Ben hem işçilik parası alıyorum, hem malzeme parası alıyorum, hem de Metin'e türkü söyletmiyorum. Ama Fuat Avni'nin kim olduğunu söyleyeceğim. Seninle geliyorum birader. You win. Hilmi! Perfect. Vince! Metin müşteri gidiyor abisi bir şeyler yap. Ulan tesisattaki sorunları bize yaptırmayan müşteriyi indira zorlar gondiklesin lan. Oo, çok büyük küfür etti. Birader sizinle geliyorum. Çevirin bir taksi takip edin beni. Öndeki aracı takip et. Hemen abi. Aa gitti ya lan. Taksimetre de açıktı biliyor musun? Run Forest run. Belki şu bandı yakalarız. Run Özdemir run. Bakayım. Mal ya. Bu ne? Şuraya bak ya. Veresiye satan, peşin satan tablosu gibi olduk yemin ederim. Sezai, azıcık kendinize bakın lan. Ne oldu? Çalışmadı mı? Niye çalışmıyor bu ya? Çalışsana lan. Cücü gayrün men. Çalışsana lan. Oğlum çalışsana demir adam. Demir gibi adamsın lan. Çalışsana oğlum. Allah Allah. Sezai. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Kafasına vuruyor ya. Tüplü televizyon mu oğlum bu? Çalışır mı vurunca? Yok oğlum televizyon değil lan. Benim oğlandan esinlendim. Ders çalışmayınca böyle kafasına vurdum mu aniden çalışmaya başlıyorum. Bak ya. Seni tamirhaneye çırak olarak veririm de Sezai abi. Öyle daha çok işe yarar. Ya bunun pili bitti herhalde. Çalışmıyor. Pil alalım takalım dedik. Bütün kahvehane müsteşen şaka konusunda yürümüş gitmiş. Fitin niyetine deyip en küçük pilden alan da var. Tadını bir alsın diğerlerinden 10 kat uzun ömürlü olacak deyip el feneri pili getiren de var. Bu ne abi? Ya Metin biz onu şarja takacaktık da şarj girişini bulamadık bu karekurinin ya. Açıp böyle ayrıntılı bakamadım biliyor musun? Söz olur laf olur deyip mahalleden. Abileriyim oğlum ben onların. Hani? Yani biri şuracıkta can verse içinizden birisi de çıkıp ilk yardım yapamaz ama... Bir dakika, bir dakika. Bugüne bugün Ömer abiye suni teneffüs yapmış adamım ben lütfen. Sezar'ın hakkı Sezai'ye. Öldü lan adam. Öldü, öldü. Badesi dolmuştu oğlum onun. Benimle ne alakası var ya? Alacağın, vereceğin nefes belli sonuçta. Ne bir eksik, ne bir fazla. Arkadaş, adamın üzerinde de kimin ahı varsa artık. Ha abi, düşünsene adamın gördüğü son görüntü Sezai abinin dudaklarını ıslatıp üzerine koşmaya çalışması, öpmeye çalışması.
Adam hiç direnmemiş. Bırakın demiş ya, öleyim ben demiş ya. Ölünün arkasından kötü konuşulmaz beyler. Yoksa ben diyor muyum Ömer abimi öptüm, kül tablasını mı yaladım diye? Diyorsun işte. Çok sigara içiyordu rahmetli. Ne, içmiyor muydu? Çok sigara içiyordu. Ölmeyip ayağa kalksaydı iki tokat atacaktım. Az iç lan şu zıklı mı diyecektim ya. Lan bırak. Rahmetli çatıdan düştü öldü. Sen sigara migara kimi kandırıyorsun bir kere? Adamcağızın tek gözü açık. Gitsen mi kalsan mı hesabını yaparken sen bir ara nasıl gittin? Koştun adama, çöktün, yaradın, yuttun adamı lan. Yaladı mı ya? Adamcağız iki şoku ayranda kaldıramadı demek ki. Ya Sezai abi, Allah korusun, olur da bir gün bir yerde can çekişirken beni görürsen falan abi, bana ilişme tamam mı abi? Öleyim ben. Bırak öleyim, ilişme. Doğru diyorsun lan Meti. Ertuğrul abiye de kalp masajı yap dedim, onu da kurtaramadım. Ya o adamın kalbi durmamıştı ki. Sen böyle soğanın cücüğünü yarar gibi vura vura durdurdun adamın kalbini ya. Ayrıca seni cinayete teşebbüsten içeri almışlardı Sezai. Sonra ne oldu da dışarıya çıktın acaba? Hı? Ertuğrul abi de çatıdan düşmüştü değil mi? Aman ha hacılar, çatıdan maçıdan düşeyim demeyin. Düşüp de ölmezseniz Sezai abi yarım kalan işi tamamlıyor. Sandırıyorsun. Vallahi. Çok utanıyorum ya. Pardon, bakar mısınız? Hanımefendi, ben tezgahtar değilim. Yok lan. Hanımefendi, ben tezgahtarım. Yalnız bir saniye izin istiyorum. Bu da mı olmadı abi? Hmm. İçime sinmedi. İçine sinmedi. O zaman sen şunları tut bakayım. Tut, tut, tut. Sen alışverişe değil, gezmeye gelmişsin koç. Yemin ediyorum boş beleş insansın lan, sırık. Bas git. Hanımefendiciğim, nasıl yardımcı olabilirim? Ben hallederim. Öyle tahmin etmiştim. O an Ali, Metin'e baktığında birçok şey gördü. Gömleği süveterin dışına çıkan tezgahtar kıyafetiyle bile mağazadaki herkesten daha şık olduğunu. Kendisinin hayal bile edemeyeceği edepsiz şakaları Metin yapınca kızların nasıl kıkırdadığını, insanlarla bir ayda kuramayacağı samimiyeti Metin'in nasıl bir günde kurduğunu. Ama en önemlisi Metin, 35 yıllık hayatında ilk kez bir şeyi idrak etti. Bir mani var. Sizinle de paylaşayım. Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar. İlla babanıza mı diyeyim? Düşün yakamdan. Dangalaklar. Kablosuz diye telefon kullanamayan adamlardan mucit mi olur ya? Ben sizin icadınızı ne yapayım? Hilmi abi, sen aileden sayılırsın. Tövbe de lan, tövbe de. Beddua eder gibi. Lan siz bu koltuk minderleriyle mi oynadınız lan? Yerler aynı değil bunların. Hilmi, uzatma Allah'ını seversen ya. Dünyayı güzelleştirecek icadımızı senin aldığını biliyoruz, ona göre. Dünyayı güzelleştirecek ne lan Ali? Bari hedef koyuyorsun, biraz gerçekçi hedefler koy. Ne bileyim, Beylikdüzü'nü güzelleştirecek de, Afyon'u güzelleştirecek de. Dünya ne ya? Bu arada lavabonun musluğu damlatıyor. Hazır gelmişken bir bakıver Metin ya. Fırsat gördüm bir dayanamıyorum. Ne yapayım? Metin, olduğun yerde kal. Biz buraya hizmet vermeye değil, hesap sormaya geldik. Parası neyse vereceğim Metin. Metin, girişte lavabonun altında 13-14 anahtar gördüm. Musluğu hallet abisi, hadi. Kimi? Senin çaldığını biliyorum bak. Eğer vermezsen emniyete giderim. O da olmadı, valiye kadar çıkarım. Lan yerin valisini. İstediğin yere çık. Gerçi şu araları yemem. Bildiğim kadarıyla yasak. Oğlum sen bizi bitireceksin mi lan? O yüzden değil lan. Orucum bugün. O yüzden yiyemem. Ha, sen vali kebabı diyorsun. Ya şimdi senenin en erken okunan akşam ezanı bugün. O yüzden oruç tutuyorum ben. Şimdi oruç tutmazsam kampanya var da sanki faydalanmıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Hallettim abi. Conta gevşemiş. Sıktım düzeldi. Para yan odada Metinciğim. Oğlum düşün artık yakamdan. Vallahi yeminle babanıza söyleyeceğim. Lan oğlum, minderlerin biri ikisi değil. Üçünün de yeri yanlış ya. Parayı komodinin üstüne koymuşsun Hilmi abi. He. Orada. Çıkarken parayı komodinin üstünden al tatlım. Çıkarken komodinin üstünden parayı alamam tatlım. Düzgünce ver abi. İster al, ister alma. Çok tatın. Çocuklar, sizin aksinize benim işim gücüm var ya. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapatın. Ali, bin parçalı yapboz değil lan. Tepi topu 3 tane minder. Sizin bulduğunuz icadı bırak. Parayı bile almam lan ben. Düşün lan artık yakamdan. Bu arada hırsızlık yaparkenki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş süper. Hilmi bunu sevdi. Ya yemin ediyorum itliğine yapıyor. Ben gidip komodinin üstünden para mara almam abi. Vallahi ben de almam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı Metin Özdemir. Arkadaş makas taşı yener. Anlatamadım şunu kimseye ya. Böyle deneye deneye yener. Hadi abisi, hadi abisi.
seyirciler hazır mıyız? Emret ya!